Evet, artık onunla buluşma zamanı. Biliyoruz, sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Bugün üzerimize gelen bu karanlık günlere inat, insan hak ve özgürlüklerine, evrensel hukuk ve adalete, dürüstlüğe, şeffaflığa, hakça üretmeye ve paylaşmaya, atamızdan bize kalan en değerli mirasımız Cumhuriyetimize, onun ilke ve inkılaplarına yürekten inanan ve gerçekten sahip çıkan milletin sesi olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyoruz efendim. Şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı. Efendim merhabalar. Hiç endişe etmeyin sevgili gençler. Gerçekten de güzel günler göreceğiz. Ve gerçekten de sizler... motorları maviliklere süreceksiniz. Bunun bütün altyapısını oluşturacağım. Bu ülkenin gençleri sakın umutsuzluğa kapılmayın. Bu ülkenin güzel gençleri... sakın geleceğinizi yurt dışında aramayın. Bu ülkenin güzel gençleri size yaşanabilir bir Türkiye'yi bırakacağız. Yaşanacak bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye'yi beraber Millet İttifakı'yla birlikte yapacağız ve ayağa kaldıracağız. İzmir için tarihi bir gün. Belediye başkanımız gayet güzel bütün ayrıntıları anlattı. En büyük yatırımlardan birisi. Bütün baskılara rağmen, bütün ekonomik açıdan var olması gereken avantajların kısıtlanmasına rağmen belediye başkanlarımız ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Tunç başkanımızla, diğer belediye başkanlarımızla bütün baskıları aşarak görevlerini sürdürüyorlar. Ankara'ya mesaj gönderdiler. Buradan ben de göndereyim bir mesaj. Yakında toplayacaksın bakanlar kurulunu. Elektrik zamlarını geri al. Bir daha ifade ediyorum. Elektrik zamlarını geri al. %127 zam. %127 zam yakışmıyor. Bize yakışmıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor. Sarayında oturacaksın. Her şey bedava olacak. Elektriğin bedava. Kira ödemeyeceksin. Yol parası ödemeyeceksin. Yemek parası ödemeyeceksin. Hiçbir şey ödemeyeceksin. Vatandaşa gelince %127 zam. Söylüyorum. Geriye almasını istiyorum. Birlikte söylemeliyiz. Arkadaşlar ortada hükümet yok ki istifa etsin. Bir kişi var. Yok öyle hükümet falan yok. Eskiden vardı hükümet. Şundan emin olmanızı isterim. Siz gerçekten de hep beraber siz güzel bir Türkiye'de yaşayacaksınız. Bakın özgürlüğü tadacaksınız yeniden. Yeniden özgürlüğü tadacaksınız. Yeniden güzelliği göreceksiniz. Bu ülkenin her tarafında, bu ülkenin her ilinde, herkes huzur içinde gezecek. Barışı getireceğiz, özgürlüğü getireceğiz, birlikte yaşamayı getireceğiz. Hiç kimseyi kimliği dolayısıyla, inancı dolayısıyla, yaşam tarzı dolayısıyla eleştirmeyeceğiz, ötekileştirmeyeceğiz. 84 milyonun kucaklaştığı güzel bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Gerçekten de bu ülkeye adaleti getireceğiz. Gerçekten de huzuru getireceğiz. Bu ülkede adaletin olmadığını biliyorum.
Bu ülkede binlerce çocuğun yatağa aç girdiğini biliyorum. Bu ülkede büyük kaynakların beşli çetelere tahsis edildiğini biliyorum. Bu ülkede milyonlarca gencimizin işsiz olduğunu biliyorum. Bu ülkede evlerde huzurun olmadığını, büyük ölçüde evlerde huzurun olmadığını biliyorum. Bu ülkede geçinmenin de çok zor olduğunu biliyorum. Ama bütün bunlara rağmen diyorum ki moralinizi bozmayın. Sandık gelecek ve göndereceğiz onları. Demokrasi içinde göndereceğiz. Bu güzel bir slogan. Birleşe birleşe kazanacağız. Ve güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Kavga etmeden, kavga etmeden, beraber düşünerek, sorunları masaya yatırarak ve sorunlara akılcı çözümler getirerek beraber Türkiye'yi inşa edeceğiz. Güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Huzurlu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Sevgili gençler, sizler tweet attığınızda korkmayın. Millet İttifakı'nın iktidarında korkmayacaksınız. Sabahın köründe polis gelip evinizi basmayacak. Bundan emin olacaksınız. Milletin iktidarında, yani Millet İttifakı'nın iktidarında hep beraber iktidar olduğumuzda halk için çalışacağız. Gençlerimiz için çalışacağız. Kadınlar için çalışacağız. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Ve bir şey daha getireceğiz. Halktan topladığımız her kuruşun hesabını halka vereceğiz. Halkına hesap vermeyen bir siyasi anlayışı reddediyoruz, reddedeceğiz beraber. Beraber, beraber, kadın erkek, yaşlı genç, beraber güzel Türkiye'yi inşa etmek zorundasınız. Ayrıca şunu da ifade edeyim. İzmir milletvekili olmaktan da gurur duyduğumu ifade edeyim. Sizlere hizmet etmek, İzmirlilere hizmet etmek, İzmirliler için çalışmak benim için ayrı bir gurur vesilesi. Türkiye'nin bütün sorunlarını üç aşağı beş yukarı bilmiyoruz, yaşıyoruz. Ama buna karşın umutsuz değiliz. Buna karşın umutluyuz. Beraber güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bu konuda emin olmanızı isterim. Bir kez daha vurguluyorum, bir kez daha vurguluyorum. Karamsarlığa asla kapılmayın. Efendim bunlar gelirse şöyle olur, bunlar gelirse böyle olur. Ne derlerse desinler. İnançla, kararlılıkla adımımızı atacağız ve hedefe ulaşacağız. Hedef, hedef iktidar. Hedef iktidar. Halkın iktidarı, halkın, milletin iktidarı. Bir avuç tefecinin değil, bir avuç azınlığın değil, beşli çetelerin değil. Halkın iktidarını kuracağız ve halkla birlikte yöneteceğiz. Her kuruşun hesabını vererek. Bakın, belediye başkanlarımız bütün aksaklıklara rağmen, bütün engellemelere rağmen görev yapıyorlar. Burada, İzmir'de tarihinin en büyük metro yatırımı, İstanbul'da 10 ayrı metro inşaatı aynı anda sürdürülüyor. Gidin Antalya'ya, Mersin'e, Adana'ya, Aydın'a göreceksiniz, Eskişehir'e göreceksiniz. Belediye başkanlarımız mükemmel çalışıyorlar. Belediye başkanlarımız halkın nabzını tutuyorlar. Belediye başkanlarımız halk için çalışıyorlar ve halka hesap veriyorlar. Şunu söyledim belediye başkanı arkadaşlarıma. Yaptığınız her yatırımın kaça mal olduğunu millete söyleyeceksiniz. Milletimiz bilecek. Paranın nereye harcandığını, ne kadar harcandığını bilecek. Saydam bir devlet yönetimini getireceğiz arkasından. Her kuruşun hesabını veren bir devlet yönetimi bizim idealimizdir ve bunu gerçekleştireceğiz. Evet.
İzmir'in dağlarında çiçekler çok açtı ve açmaya da devam edecek. Hiç endişe etmeyin. Efendim kısaca, bu yatırımı gerçekleştiren işçisinden, mühendisinden, belediye başkanına kadar hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Birazdan temelleri atacağız. Keseceğiz. Temelini attı. Attığımız metronun açılışını da yapacağız inşallah. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hiç endişe etmeyin. Sabırla bekleyin, sabırla. Sandığı getirecekler, derslerini vereceğiz. Demokratik yollarla bunları göndereceğiz. Bir daha gelmemek üzere göndereceğiz bunları. Hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun diyorum. Sağ olun.